Herkese merhabalar yeni bir videoya hoş geldiniz. Diablo 4'e güncelleme geldi ve sizlere bu videoda güncellemeden bahsedeceğim ama e, güncelleme çok olduğu için hepsinde bahsetmeyeceğim arkadaşlar çok uzun bir video olur o yüzden e, kısa bir şekilde sizlere anlatacağım o şekilde söyleyeyim Ya şöyle önemli yerleri anlatacağım direkt kısa bir şekilde bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şöyle başlayalım hemen. Bu arada güncelleme 1.1.0.a arkadaşlar. Benzersiz öğeler ve efsanevi yönler. Benzersiz öğeler, eşsiz temler ara sıra düşüyor biliyorsunuz. Şimdi genel olarak herkesin kullanabileceği, kullanabileceği eşsiz item biri elit bir düşmanı öldürdükten sonra bak elit diyor normal düşman demiyor slot demiyor. 10 ila 20 saniye boyunca rastgele bir tapınak etkisi kazanın diyor. Tapınaktan kastı şu muhtemelen şu kalkan veren tapınak var ya o oh, hasar veriyor böyle elektrik oluyor kenin gibi geziyor ya ortalarda o yetenek. Barbar için gelen benzersiz kılıç temel becerileriniz 3 saniyeliğinde dondurmak veya onlara 0.75 ile 1.5 soğuk hasar vermek için %20 şans veriyormuş o kılıç. Druid iç için tekel gür zayıflatıcı Roar ve Blood hole yakındaki düşmanlara zehir hasarı veriyormuş. Büyücü benzersiz büyücünden kastı Necromancer arkadaşlar. Benzersiz kalkan. Ya bu gerçekten güzel bir item bence Necromancer için. Kemik fırtınası Aktifken ekstradan %5 ile %25 arası bir tane daha kemik fırtınası oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu kemik fırtınası sayısı artabiliyor. Haberiniz olsun. Bu gerçekten güzel. Bu denenmesi lazım. Haydut, delici atış. Bu yay e, delici atış yeteneğiyle beraber nasıl olur bilmiyorum ama denenmesi lazım. Delici atış artık eee Duvarlardan ve manzaradan seken bir ok atmak için %30 ila 80 şansa sahiptir. Delici atış ile düşmanları arkadan vurmak 3 saniyeline savunmasız bırakıyormuş. Yeni bir build geliyor haberiniz olsun. Onu söyleyebilirim. Büyücü eşsiz asa diyor. Işınlanma büyüsü etkisini ücretsiz olarak kazan. Yani ışınlanıyor ya öyle bir yeteneği var. Ama rastgele bir konuma götürülürsünüz. Onu da söyleyeyim. Şimdi aksi bahsedeyim. Şimdi ilk aspektimiz en yakın düşman ol ya yani en az 5 yakın düşman olduğunda onları 2 ila 4 saniye sersemletiyormuşsunuz. 20 saniyede bir gerçekleşiyormuş. Yavaşlatılmış veya soğutulmuş düşmanlardan %20 ila 40 oranda daha fazla hareket hızı kazanıyorsunuz ama uzaklaştığınız zaman. Yani bu pek iyi bir aspekt değilmiş. Barbar için e, charge normal hasarı 50 ila %100'ünü veren aynı zamanda charge yapan 4 kademi çağırırmış. Druid için e, Poison Creeper aktifi aynı zamanda heylan etrafınızdaki bir daire şeklinde fırlatır diyor. Dünya skili Poison Poison düşmanlara %10 ila %20 daha fazla hasar veriyormuş. Sonra büyücü yani nekromersinden bahsediyoruz. Bunu şöyle kısaca bahsedeyim. Yere kan düşüyor ya cesetlere kaldırdığımız kan. O kan tükettiğiniz zaman onlardan yani patlattığınız zaman veya ceset çıkardığınız zaman onlardan mırzak çıkarıyormuş arkadaşlar. Normal hasarın %20 ile %50'sini veriyormuş haberiniz olsun. Hasar konusunda biraz düşük ama olsun. Ve e, mırzakla olmayan düşmanları hedefleyemeye öncek veriyormuş. Haydut Saldırgan yön. Delmenin her 3 kullanımı biri normal gücün %150 kadar zehir veriyormuş. Yani delme yeteneği kullandığımız zaman zehir hasarı veriyormuş. Haberiniz olsun. Yakıcı totemler 200-100 mana harcadıktan sonra bir sonraki gönlik duvarınızı kullanmakta özgürsünüz. Yani gönlik duvarı yeteneğiniz açıksa onu kullanabiliyorsunuz direkt. Küçük füzeleri yok edecekmiş de onu anlayamadım. Büyücü kullanmadığım için bilmiyorum. Şimdi hata düzeltmeleri bunlar arkadaşlar. Direkt bunları geçiyorum. Hep karakterlerdeki hata düzeltmeleri vesaire genel olarak. Şimdi önemli yer şöyle inelim. Yükleme ekranı artık daha fazla resimli ekranlar yüklenecekmiş ve ekstradan karakter gibi daha fa fazla varlık eklemeyi içeriyormuş. Yükleme ekranları daha farklı gelecek artık. Oynanış güncellemeleri genel olarak eee Lilitler açmaları artık hesap genelinde, harita artık hesap genelinde. Bunu çoğu videoda söylediler. E, yeni bir karakter açtığınız zaman Lilitler aktif olacak, harita artık açık olacak. Sonra en önemli olan şey sessiz sandıklar benim için diyeyim bunu. Sessiz sandıklar yani haritada gezerken kilitli sandıklar oluyor. Anahtarla açtığımız var ya, ondan artık daha iyi, kaliteli item düşecekmiş. Onu söyleyeyim. Bir de şu e, canavarlar artık yani slotlar artık peşimizde hızlıca koşarak geliyordu. Artık o şekilde gelmeyecekmiş arkadaşlar. Daha yavaş olacakmış. Yakın dövüşçü karakterler için bunu düşünmüşler. Öyle söylüyorlar. Şu dünya seviyesi ya dünya seviyesi şöyle diyeyim. Kabus ünlanına girdiğiniz zaman ya şurayı şöyle anlatayım arkadaşlar size. Şu dünya seviyesi. Önce şunu söyleyeyim dünya seviyesi 2 bonus altını 15'ten 20'ye canavarlar %15 daha fazla eşya düşürüyormuş haberiniz olsun. Bundan sonrası için konuşuyorum. Şurası e, şu şekilde diyeyim. Kabus dünyalarına girdiğiniz zaman siz %100'esiniz gelen slotlar 120 level falan ya o artık düşmüş arkadaşlar. 76 ila 80 level arası iseniz canavar seviyesi 75'tir. Yani biz 100 seviye isek canavar da 95 demeyeyim de 85 level olacak. Öyle diyeyim. Kabus Zindan için konuşuyorum yanlış anlaşılma olmasın. Ama Kabus direkt 5. seviye yazacak. Onu söyleyeyim. Yani şöyle anlatayım kısaca daha iyi anlay anlayabilmeniz için. 81 level isem slot 76 level, 82 level isem slot 77 level. O şekilde ayarlamışlar. Onu söyleyeyim. Sonra burada canavar öldürmenin şeyi artık söyleyin. Bonus deneyimi. Burada direkt şu şunu bitirmişler arkadaşlar. Ee, yeni arkadaşınız yeni bir karakter açıyor. Siz 100 levelsiniz. Tamam mı? Dördüncü seviye dünyayı açıyor arkadaşınız. Birinci seviyesiniz ama zindana gidiyorsunuz. Yani önceki sezon yaptığınızı anlatıyor burada. Giriyorsunuz zindana. Siz kesiyorsunuz slotları. Seviye 100 canavardan 1 ila %25 eks geliyorken yeni sezonda 1 ila 10, %15 eks gelecek. Onu düşünmüşler. Haberiniz olsun. Burayı böyle kısaca anlatayım. Cehennem, cehennem etkinliği oluyor ya orada artık canavarlar 3, 2 yerine 3 seviye daha yüksek olacaklar. Yani 75 seniz 78 level olacaklar. Şu gizemli sandık vardı ya 175'i kora açtığımız o artık 250 kor olmuş. Onu söyleyeyim. Bu bölgedeki nesillerden Tüm etkileşim nesneleri, hani böyle etkileşim nesneler oluyor onlardan artık şu item düşecekmiş Bu item muhtemelen yeni gelen itemlerden biri Burada bakiye güncellemesi şimdi gelelim Karakter güncellemelerine Yani burayı Tamamen detaylı bir videosunu çekerim arkadaşlar eğer Yoruma yazarsanız karakterlerin detaylı bir şekilde e, Güncellemelerini yazar Videosunu çek derseniz yoruma belirtin ben size detaylı bir şekilde karakter güncelleme videosunu çekerim Şimdi gelelim şöyle diyeyim genel olarak yetenekler için konuşuyorum Yükseltilmiş arkadaşlar Tamam mı şu yetenekleri oynayan Kişiler bilir zaten karakterini Pasiflerinde bazıları yükseltilmiş bazıları düşmüş Barbar için söylüyorum Şöyle biraz aşağı inelim Hani genel olarak bu şekilde barbar güçlenmiş. Hani ben okudum size direkt nasıl olduğunu söyleyeyim. Buff gelmiş barbara. Druide e aynı şekilde buff gelmiş. Onla söylüyorum. Pasifleri de şu garant garantili overpower için gereken şey düşmüş. Bu ne bilmiyorum. Bunu siz bakarsınız. Hani oynayan arkadaşlar dediğim yeteneği anlamıştır burada bakış açı vesaire yani bakış açısından kastın aksbet özür dilerim şansı yükseltilmiş hit şansı vesaire hani o tarz bir güncelleme gelmiş necromancer için a, yani nerf gelmemiş ama buff da gelmiş denem diyemem yani o karışık. Yani karakter genel olarak aynı derecede ya öyle söyleyeyim size. Hayduta nerf gelmiş. Az bir nerf gelmiş ama haberiniz olsun. Ee, şöyle diyeyim. Şu önemli yetenekleri neredeydi? Pasif değil de. Ha şu. Mesela e, hızlı atış build'imiz vardı ya arkadaşlar. Şu anda ben o build'i kullanıyorum zaten Aydut'ta. O onun süresi 3 saniyede 5 saniye çıkartılmış. Mesela bu tarz nerfler gelmiş. Ok için söylüyorum bunu. Yani biraz nerf gelmiş. Büyücü desen yine bir buff gelmiş. Ya ortalama yine aynı ama karakterler. Yani, birinin bir yerinden almışlar. Birinin bir yerinden eklemişler o tarz şekilde değiştirmiş arkadaşlar. Şurayı da söyleyeyim. Burada önemli. The Butcher kasap yavaşlatması 40'tan %40 ila 75'ten %61 ile 75'e yükseltilmiş. Yani kasaptan artık kaçamayacağız. Kaçanlar varsa bilmiyorum. Düşünme oranları kabus şu iki item %5'den %10'a yükseltilmiş. Kabus zindanında elit canavarlardan ekstra bir ekipman eşya düşürme şansı %20 kaldırılmış. Ekstra ekipman düşmüyor artık. 2-3 tane tim düşüyor ya düşmüyor artık. Kabus zindanı elit canavarlardan fazladan bir ekipman eşya düşürme şansı %10 arttırılmış. Yani şu ikisi aynı. Ama Şurada %20 kaldırılmış, burada %20 arttırılmış. Hani şunu anlayamadım diye böyle bir şey yapmışlar. Kabus zindan tamamladığında %50 şansla ikinci bir legendary item düşebiliyormuş. Kabus zindanını tamamlandığında 3 tane nadir item atıyormuş en sonda arkadaşlar. Ve kabus zindanına zindana veya normal zindana girdiğiniz zaman grup halinde %85 canları varken slotların %100'e yükseltilmiş. Haberiniz olsun. Şimdi başka dünya patronu çok iksir düşürüyormuş. Bir de item malzeme dönüştüreceğimiz zaman e, sınırı yokmuş. Onu söyleyeyim. Şimdi burada ekstradan şöyle diyeyim. Şu gerçekten güzel olmuş. Bazı artifact'leri patrona atamıyorduk. Onları atabiliyoruz. İşte kalkana atamadığımız artifact şey'e atabiliyoruz pantolon atabiliyoruz. O şekilde şey gelmiş arkadaşlar. Şurası için konuşuyorum. Sonra güç silahları. Silahlarda şu kötü olmuş. Oranlar düşmüş. Yani aspekte oranlar var ya arkadaşlar. Örnek görüyorum. Silaha taktığınız zaman bu yüzde %100 güç veriyordu ya. Artık o oranların hepsi düşmüş arkadaşlar. Eldiven işte silah vesaire hepsi düşmüş. Onu o şekilde söyleyeyim bekleme süresi yüzde 30 azaltılmış yüzde 30 işte kullanma süresi azaltılmış şu yeteneğinin süresi azaltılmış tuzak tuzak becerisi yüzde 30 azaltılmış yani Rogue'nin örnek veriyorum tuzak yeteneği 30 azaltılmış kritik vuruşu hasar azaltılmış kritik demiş şu Light night kritik hasar azaltılmış Bone, kemik hasarı azaltılmış. Bu şey içinde konuşuyorum. Necromancer. Savunması hasarı azaltılmış. Eskiden savunması düşmanları yok ediyorduk. Artık yok edemeyeceğiz. Bekleme süresinde azalma elden geldiği kadar içsel diyor. %35. Kritik vuruş hasarı %50 azaltılmış kılıçlar için. Savunması hasarı da arbelitler için %65 azaltılmış. Rogue'ye nöf geldi demiştim ya arkadaşlar? Bundan dolayı diyorum. Arbalet ve Arbalet ya okçuyu öldürmüşler öyle söyleyeyim size. Sonra kalabalık kitle kontrol düşmanlarda verilen hasar %30 azaltılmış. Yani eskiden büyücü bir buz atıyordu, hepsi donuyordu, direkt patlatıyordu, yok ediyordu. Ya, o %30 azaltılmış. Donmuş düşmanlarda aynı şekilde %20 azaltılmış. Ve son olarak biz bu kadar şey düşürdük, azalttık demiş Diablo şeyleri artık güncelleme yapan kimse. Bunları bu kadar azalttık demiş, düşürdük demiş. Biz bunları slotlar çok güçlü oldu, bunlar slotları öldüremezler, kilt olmasınlar diye biz bunları da ekleyelim demişler. Fiziksel hasar %20, %25 artmış, yangın hasarı artmış. Tüm işte hasarlar genel olarak artmış arkadaşlar. Çift silahlı hasar %25 60. Menzilli silahlarda verilen hasar artmış. Ya burada mesela düşürmüş. Nerede o? Savunma hasarı %65 düşürmüş. Burada menzilli silah hasarı %25 arttırmış yani genel olarak eşit gibi ama bilmiyorum bunu denemeden bilemeyiz. Mesela e, yukarıda kemik hasarı azaltılmış. Burada kemik hasarı yükseltmiş arkadaşlar tuzak beceri hasarı %33 arttırılmış. Yani şöyle diyeyim, tuzak yeteneklerin bekleme süresi azaltılmış, hasarı arttırılmış. Hani artık yeni build'ler muhtemelen tuzak build'leri falan olabilir. Onu söyleyebilirim. Toplam zırh %30 azaltılmış arkadaşlar. E bu bir tık büyücü, ondan sonra rogue'e onlar için kötü olmuş. Onu söyleyebilirim. Ve bir saldırıdan kaçtıktan sonra gelen nöflere okuyorum şimdi şurada arttırdık arttırdık demişler ki ulan çok arttırdık biz. Düşürelim biraz. Böyle olmaz. Demiş ki bir saldırıdan sonra bir saldırı kaçındıktan sonra 4 saniyenin saldırı hızı %20 arttırmış. Bir saldırıdan kaçtıktan sonra 4 saniyelik hasar artmış. Tamam güzel. Sonra demiş ki Weber yani Druid. Bu formdayken %25 zırhı azaltılmış. Kurt adam azaltılmış. Yakın dövüş hasar azaltması %20 azaltılmış. Düşmanlardan hasar azaltma %20 azaltılmış. Kanayan düşman düşmanlardan hasar azaltma %25 azaltılmış. Yanan düşmanlarda hasar azaltma azaltılmış. Bu şekilde azaltılmış arkadaşlar. Yani genel olarak böyle bir güncelleme bayağı bir, büyük bir güncelleme aslında. Size kısa bir şekilde anlattım. E, elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Eğer anlatamadım konuşamadım bir durum olduysa kusura bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi şu sınıflar için özel bir video isterseniz nerede o sınıflar? Sınıflar bulamıyoruz daha. Dur geçtik herhalde. Aynen şurası. Sınıflar için özel bir video isterseniz bunu da çekebilirim. Ama genel olarak aynı sınıflar. E, ama buff gelmiş biraz. Onu söyleyebilirim. Bir şey Rogi'ye biraz sıkıntı. Video bu şekildeydi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.